Merhaba arkadaşlar. Bu televizyon videomuzda hile ve Android cihazlarda kanal arama frekans ayarlama işlemi nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Kumandamızdan şuradaki 3 çizgili olan menü tuşuyla giriş yapalım. Daha sonra buradaki kanal kurulumu satırına okeyleyelim. Evet, daha sonra uydu tarama satırına okeyleyelim. Evet, burada TürkSat'ı okeyleyelim. Uydu listesinde TürkSat'ı okeyleyelim. Daha sonra sağ tarafa geçip buradan öbür yana geçip buradaki anten ayarlarımız bu şekilde olmasını sağlayalım arkadaşlar. LNB gücü açık, 22 kHz otomatik, tone burst hiçbiri, dahiz eksi 1.0'ı LNB1 yapıyoruz arkadaşlar. Diğerleri bu şekilde olacak. Bu şekilde olduktan sonra buradan Back tuşuyla geri dönüyoruz. Kumandamızdan şu Back tuşuyla geri dönelim. Evet, daha sonra transponder listesindeyken şuradaki kumandamızdan 7 numaranın altındaki şu tuşa basarak tüm frekansları işaretleyelim arkadaşlar. Evet, tüm frekansları işaretlediğimizi gördükten sonra burada artık kumandamızdan mavi renkli tuşa basıyoruz arkadaşlar. Kumandamızdaki şu mavi renkli tuşa basarak taramaya geçelim. Evet. Tarama modunu standart diyoruz. Kanal türü şifresiz. Servis tipi tüm kanallar diyoruz arkadaşlar. Daha sonra girişe okeyliyoruz. Evet. Kanal arama işlemi başladı. Yaklaşık 15 dakika gibi zamanda bitirecektir. Kanallar bulununcaya kadar herhangi bir işlem yapmadan bekleyelim arkadaşlar. Evet, arama işlemi bitti arkadaşlar. Bir kontrol edelim. Kumandamızdan OK tuşuna bastığımızda kanalların bulunmuş ama karışık olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları bir düzene koyalım. Şuradaki 3 çizgili olan menü tuşuyla tekrar giriş yapalım. Evet. Daha sonra kanal kurulumu tekrar okeyleyelim. Evet. Burada kanal düzenleme satırını okeyleyelim. Evet. Şimdi taşımak istediğimiz kanalları aktif etmek için sarı tuşa basıyoruz arkadaşlar. Kumandamızdan sarı renkli tuşa basalım. Evet. Taşımak istediğimiz kanalları işaretliyoruz arkadaşlar. Şöyle yukarıya doğru bir gidelim. Evet. Burada TRT1'i mesela işaretleyelim. Daha sonra yukarıya doğru götürüyorum. Bir numaraya gelip okeyliyorum. Kanal sıralaması kaydedilecek. Onayla diyorum. Onaylıyorum. Daha sonra geçiyorum. Diğer başka kanalı taşımak istediğim. Onu bulup işaretleyeceğim. Örneğin burada Start TV. Sarı tuşa basıyorum. İşaretliyorum. Daha sonra bunu 2 numaraya koymak istiyorum. Kanallar zaten çok hızlı gidiyor. 2'ye geliyorum. Yukarı aşağı tuşlarıyla. 2 numarada okeyliyorum. Burada tekrar onayla okeyliyorum. Kaydetmesi için. Evet, birkaç kanal daha yapalım. Örneğin burada ATV var. Onu da işaretleyelim. Daha sonra yukarıya götürüp starın arkasına bırakalım. Evet, bu şekilde okeyliyorum. Daha sonra onayla tuşunu okeyliyorum. Evet, ATV 3 numaraya gitti. Kanal D ile Show'u da alalım. Evet, Show TV'nin üzerine geliyorum. Sarı tuşa basıyorum. Okeyliyorum. Daha sonra yukarıya doğru çıkıyorum. Onu da ATV'nin arkasına bırakalım. Sıralı vaziyette. Ana kanallar başta sıralanmış olsun. Şöyle ATV'nin arkasına gelip okeyliyorum. Daha sonra onayla okeyliyorum. Kanal D'yi de alalım. Evet, kanal D'nin üzerine geliyorum. Sarı tuşa basıyorum. Daha sonra okeyliyorum.
Kutucuk işaretlendikten sonra yukarıya doğru çıkıyorum. Ana kanalların olduğu bölgeye gelip bunu da Show TV'nin arkasına bırakalım. Oradayken okey diyoruz. Daha sonra onayla kutusunu okey diyoruz. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle düzenimize bakarsak ilk başta TRT1, Star, ATV, Show, Kanal D bu şekilde diğer kanalları da aynı şekilde sarı tuşla ön tarafa taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde kanallarınızı sıralayabilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin.